Şimdi EYT düzenlemesi çıkacak. Memurlara, emeklilere %30 zam yapıldı. Orada da yine bir parantez açayım Cem. Dünkü yayınımızda %25'ten %30'a çıkması, 5 puanlık artışı memnuniyetle karşılandığını söyledik. Ancak program süremiz çok az olduğu için bazı yanlış anlaşmalar olmuş. Ben hiçbir zaman için şunu söylemedim. Yani en düşük en düşük emekli maaşı 3.500 liradan 5.500 liraya çıktı. Bu yeterli kesinlikle demedim. Hatta şunun altını çizdim, bu yetersiz. Yani baktığın zaman Türkiye şartlarında bir insanın 5.500 lirayla geçinmesi mümkün değil. Yine en düşük emekli aylığı da Cem biliyorsun 9.105 liradan 11.830 liraya 836 liraya çıktı. Arada 2.731 lira bir fark var. Şimdi 25 bin lira alan genel müdüre yapılan %30'luk zammın yansıması farklı, 10.500 lira. İşte 9.105 lira alan memura yapılan %30'luk zammın farkı başka. Dolayısıyla şunun altını çizeyim. En düşük memur maaşıyla en düşük emekli aylığının daha da yükselmesi gerekiyor. Artık seyyanen bir zam mı yapılır, başka bir formül mü bulunur bilmiyorum. O aradaki farkın da kapanması gerekiyor. Ancak şunu söyleyelim. Atılan somut adımlar işte asgari ücretin 8.500 liraya çıkartılması, elektrik, doğalgazla yapılan indirimler, konut projeleri, bunlar şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön plana çıkmasını sağlıyor. Peki karşıdaki Millet İttifakı'nın projelerini, onu bilmiyoruz. 30 Ocak'ta göreceğiz herhalde artık. Parlamenter sisteme geçişin yol haritası diyorlar. Onun haricinde terörle mücadele, ekonomi, enflasyonla mücadele, dış politika, bunlarda somut artık vatandaşlar bir şeyler duymak istiyor. Onun yanında da yine kamuoyunun beklentisi Millet İttifakı'nın kim olacağının bir an önce açıklanması. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten sürekli olarak sıkıştırıyor. Karşımıza aday çıkaramıyorlar. Kimle yarışacağımızı şu an itibariyle bilmiyoruz diyor.